Yanağındaki izini görseydin, günahlardan kalbinin paslanıp sağırlaştığını bilseydin, vicdanın sükut etmesinden dolayı haksızlıklara devam ettiğini anlasaydın, bir tövbenin Allah'ın ne kadar büyük bir rahmet halkası olduğunu idrak etseydin, batmış gemi gibiyiz de dibinde denizin oturmuşuyuz, yüzmek bekliyoruz, ne kadar boş bir aldanma. Allah'ın muazzesi, ya Rabbim bize idrak ver. Şuayb aleyhissalatu vesselam'a bildirilen muazze, günahta ısrarı etmekle günah iyi görünmesi Allah'tan tam uzaklaştığının alametidir. Nice çirkin günahlarımızı güzel amel zannediyoruz. Ömrümüz gelip geçiyor, boş işlerle ömür tüketiyoruz. Bir kulun aldandığının en büyük alameti, ömür sermayesini boş işe tahsis etmektir. Boş, hevasına tahsis etmektir. Bir nefis var. İşte bu işi yaptıran, sükut ettikçe ziyana batırtan, Allah'a kafa tutup karşı çıkan, isyandan arlanmayan, halktan utanmayan, haktan arlanmayan, halktan utanmayan, haktan arlanmayan. Halktan utanmıyorsa haktan utanmaz ki. Önce insan halktan arlanır, insanlardan utanır. Bu hayanın eseridir, yüzünün nurunun izidir. Gözlerinin yaşının delilidir. Kalp kararırsa göz pınarları kurur. Dilden boş laf çıkar. Kulak haramı dinlemeye, dil zina, fuhşiyat, kötü kelam etmeye meyleder. Bu çocuğun balonunun şişirilmesi gibi nefsin azgınlaştığının alametidir. Nefis azgınlaşa azgınlaşa küfre götürür. Kafir öldürür. Nefis ıslah oldukça şeytan kaçar. Nefis azdıkça şeytan nefisin bahçesinde bağdaş kurup birbirine ikramla hayat tüketir. İnsanın Allah'tan azgınlığının uzaklaştığının en çirkin alameti günahları iyi görmektir. Çok günahı bilir, aldırmaz. Günahın mahiyetini aramaz. Bu günah mı? Bu günah mı? Şu günah mı? Aramaz hiç. Helal haram karıştırır. Hak hukuk karıştırır. Sirkeyi baklavaya döker, şerbeti turşuya döker. Veballer üst üstüne yığılmış, kul hakları dağlar gibi birikmiş, Allah'ın hukuku unutulmuş, mala yani boş işlerle ömür tüketir. Günlerce haber dinler, pasteller arasında kaybolur. Siyaset bezirganlarının siyaseti içerisinde kendini unutur. Boş işler. Sen her gün siyasetin felsefesini yapsan, ne devletin şeklini değiştirebilirsin, ne hükümetleri değiştirebilirsin, senin seni aldatmandan başka bir faydasını göremezsin. Gel, gel Allah'a günah işleyip de Rabbim beni muazze etmiyor diye seni görmüyor sanma, seni bilmiyor sanma, seni tanımıyor sanma.
Şimdi bir iki daha gidelim, anlayacağız. Bunun çaresi tasavvufa hayata girmektir. Nefisin azgınlaşmasının yolundaki isyan ve günah hiçbir zaman insanı islaha götürmez. Bir günahı bırak, diğer bir günahı işle, islah ol. Böyle bir adetullah yeryüzüne inmedi. Günahı tövbe temizler. Günahları zikir kaldırır. Günahları kamil insanla oturup kaldırmak kaldırır. Onun delili pek çoktur. Eğer insan mürşidi kamillerin elini tutarsa, onlar insanı Allah'ın kudretiyle terbiye ederler. Muhammed Cisir Hazretleri radıyallahu teala anhum sadat-ı kiramdandır. İlmiyle amil, zühd, takva sahibi, Trablus'ta yetişen büyük velilerden, Trablus Garp, Tunus, Fas, mübarek oralardan. Muhammed Cisr radıyallahu teala anhümün bir kardeşi var, Mustafa Efendi. Mustafa Efendi'nin Şeyh Trablus Garpli Veli ağabeyisi, kendisi naklediyor. Bir gün ağabeyimle evde münakaşa ettik. Küçük kardeşi Şeyh'le münakaşa ettiler. Ona karşı edepsizlik yaptım. Bana, ey kardeşim Mustafa, edepli ol. Yoksa ehlullah, Allah adamları seni terbiye eder. Zaten konumuz ne? Nefis ve mürşid-i kamil. Yüzümüz kara, duman kara, tencere kara. Bir ak şey lazım ki karalığımızı göstersin. Nefis karadır. Yaratılmışların en çirkini, en kabası, en merhametsizi, en zalimi nefistir. Bunun ustası Enbiya-i İzam peygamberler, ustası onların ahlakıyla ahlaklanmış velilerdir. Tencere karardıysa kalaycıya gider. Delindiyse bakırcıya gider. Karardıysa vimle aydınlatılır, parlatılır. Hakeza. Hakeza demek çok teferruat, misal vermeye lüzum yok demek. Muhammed Cisr Hazretleri'nin küçük kardeşi Mustafa Efendi ağabeyiyle evde münakaşa etti Şeyh Hazretleri'yle. Şeyh olan devletli, ey Mustafa kardeşim edepli ol. Yoksa ehlullah, Allah adamları seni terbiyet eder buyurdu. Edebini bozdu, edebine devam etmedi, ahlaksızlıkla işi uzattı, kırdı ağabeyi şeyhi, huzurdan ayrıldı. O gece rüya gördü Mustafa Efendi. Ağabeyim Şeyh Muhammed Cisir, kırılık bir yerde beraber bulunuyoruz rüyamda. Ağabeyim yerden bir taş aldı, ey Mustafa, bunu yakala diye attı. Yakalayamadım, taş böğrüme değdi. Uyandım, ufacık bir çıban çıktı taşın değdiği yerde. Çıban büyümeye başladı, irin doldu, sarı sular çıktı, vücudumun o tarafını kaplamaya başladı. Çıbanın durumu gidilmez, çekilmez halde ağrılara, yarası azmaya başladı. Eş dosta söylemeye karar verdim. Sen ağabeyini kırmışsın, şeyhi kırmışsın. Ya helallaşırsın veyahut bu taş manevi tas seni öldürür dediler. Çıban kansere çevirir, yaraya çevirir, vücudu kaplar ve seni öldürür. Eş dost araya girdiler, devletli ağabeyime götürdüler, helallaştık, o gün çıbanlar kapandı buyuruyor.
İşte muhteremler, mürşit budur. Kürsüdeki hoca, mihraptaki hoca, vaazdaki hoca, eğer hakikaten Allah'ın Resulü'nün ahlakı ile ahlaklandıysa, nasihatı kalplere tesir eder. Tencerelerin içine kalay olur. Delikleri yamar. Siyahları açar. Hoca söyledi, duymadın. Hocanın dili hakkın gülü olmamış ki bir koku sana tükür. Sana bir koku ulaşsa. Hocanın dili günahkar. Senin benim dilim günahkar. İki asi dil hak da söylese fayda vermiyor. Dil temiz olursa, böcek arı olursa bal yapar. Böcek ipek böceği olursa ipek yapar. Eşek arısı ipek yapmaz ki. Vızılar vızılar vızılar. Kışın çok eşek arıları açlıktan ölür. Balı yok ki. Vızıltısı aynı. Bal arısı gibi. Sokması daha acı. Bal arısı sokarsa az yandırır. Eşek arısı sokarsa kıpkırmızı şişirir. Arif'in sokması kibardır. İğneyi nereden vurduğunu anlayamazsın. Ama hoca sokarsa ananı ağlatır. Şu halde Arif-i Kamil lazımdır. Arif'in ölüsü de diridir. Onun için Allahu Teala ayeti celilede onlar ölü değildir, diridir buyuruluyor. Onun için buyuruluyor. Bir de ölüden misal getireyim bakalım, bu kara tencereleri ağartan velilerin ölüleri nasıl? Muhammed Çelebi Sultan. Muhammed Çelebi Sultan. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sırrına erdirsin, şefaatine nail eylersin. Uludorlu'dan Emir Halife anlatır. Muhammed Çelebi Sultan'ın vefatından 40 sene sonra kabrinin bir tarafı çöktü. Tamir etmek için kabri açtılar. Kabrini açınca nura gark olmuş halde 40 sene sonra cesedi aynen buldular. Sanki uyuyor. Bir kılı değişmemiş, kefeni çürümemiş, pırıl pırıl nurani bir yüz. Emir Halife diyor ki, mübarek yüzü hiç solmamış. Hayattakinden parlak ve latif nurani. Bizim yanımızda kabiri tamir etmek isteyenlerden bir kişi, benim bir oğlum var. Bir seneden beri sıtma tutuyor. Hastadır. Muhammed Çelebi Sultan'ın sakalından bir kıl alayım, şifa olarak götüreyim, kullanayım diye devletlinin 40 sene önceki sandukada yatan sakalı şerifinden koparmak için kıla hücum etti. Yapma, gafil olma, Arif-i Billah ayetle sabit ölü değildir. Senin sakalını çeksem incindiğin gibi bu cesedi pakte incinir, böyle yapma. Bir belaya düşersin, Arif'in sakalını koparma. Dinlemedi, bir kılını çekti, koparamadı. Vermedi ki kılını. Nura gark olmuş kırını el aleme, altıncı kuyumcu, bakırcılar çarşısında kılını satmaz ki. Nadide cevahir, cevahir çarşısında satılır. Seni onun sakalını taşıyacak halin yok ki. Sakalı vermedi. Başını çevirdi. Yüzünü buruşturdu. Sanki hayatta gibi kaşlarında çattı. Bizim cahil kişi aldırmadı. Bu kadar hareketi gördü, intibaha gelmedi.
İlle bir kıl alıp sıtma için oğluma götüreceğim inadıyla bir kılını daha çekti. Öbürünü koparamadı, yine çekmeye başladı. Bu sırada Şeyh Hazretleri o kişiye öyle bir tokat vurdu ki adam düşüp öldü. Emir Halife buyuruyor, o kişiye öyle vurdu ki o adam düşüp öldü. Ben de korkumdan kaçıp bir kenara çekildim. Şaşkın yığılıp kaldım. Kendime geldim. Evimde buldum. 6 ay o işin tesiriyle hasta yattım buyuruyor. Kitap Evliyalar Ansiklopedisi 8. cilt sayfa 388. Muhteremler, mürşit budur. Mürşidi kamil budur. Hüküm aynıdır. Allah Resulü'nün hükmü değişmez. Allahu Teala'nın ayetinin hükmü değişmez. O hükmü bize tebliğ eden zatın ahvali değişir. Hükümle Allah'a bağlılık, merbutiyet derecesi değişiktir. Bizim Gavsımız Seyyid Abdülbaki Hazretleri Afyon'a geldi. 35-40 gün kadar kaldı. Belki 300 binden fazla insan ziyaretine geldi. Vilayet Afyon. En aşağı 50 cami-i şerif var. Her camide 2 din görevlisi 100 eder. 100 hocanın topladığı cemaat, onun ziyaretine gelmek maksadıyla gelen cemaat, 3000 kişi olacağına aklım ermiyor. Halbuki bu mübarek 300 bin kişiyi topladı. Nazarlarıyla şifa saçtı. Dualarıyla rahmet saçtı. Tövbeleriyle binlerce uyuşmuş kalbi açtı. Allah'ın muazze edip günahı sevenlerin vebalini kalplerinde hissettirip tövbeye yanaştırdı. 100 tane din görevlisi vardı. Şu bir Seyyid Abdülbaki Hazretlerinin yaptığını 100 din görevlisi yapamadı. Şu halde mürşidi kamil başka bir şeydir. İlmi başka, ahlakı başka, sabrı başka, metaneti başka, merhameti başka. Bir günde akşama kadar 8-10 saat ümmet-i Muhammed'in tövbeleriyle uğraşıyor. Türlü dertleri dinliyor. Türlü insanlara çeşitli dualar ederek Allah'ın yolunda rahmet saçıyordu. Sanki Mina gibiydi orası. Arafat meydanı gibiydi. Çarşılar kuruldu. Lokantalar kuruldu. Sucuklar, etler kaynattılar, bir sürü insanlar lokantalar açtılar. Gün oldu, 100'den fazla otobüs, sayısız minibüs, taksi doldu. Ama Afyon vilayetinde en aşağı 100 tane din görevlisi vardı. Niçin onların kapılarının önüne 3 tane minibüs dizilmedi? Niye birisinin evine bir otobüs cemaat Allah için inmedi? Bunu size soruyorum. İşte bu azgın nefislerini terbiyet eder. İşte hak yolcuları insanların azgın nefsini tövbeye getirir. Onun için ben günah işliyorum, çeşitli Allah'a isyan ediyorum, Rabbimin bir muazzesini görmedim dediği şahıs Şuayb Aleyhisselam'dı. Sana bana sorsaydı cevap veremezdik. Kamil'e sordu, insanı Kamil'e sordu. Şuayb Aleyhisselam kamil insanların en büyüklerinden. O Allah'la o kulun arasında elçilik etti. Şu halde öyle bir zat-ı mübarek bulmak lazım ki senin gönlüne haktan yanı bir pencere atsın. Senin kararmış kara tencerene dumanın izini göstersin. Gönül kuşunu öttürsün. Bahçende güllerin üstünde bülbüller ötsün. Rabbim Teala intibaha gelmemize sebep olsun inşallahü Teala.
Onun için Muhammed Arabi aleyhissalatu vesselam buyurmuş: eğer günahlar gönül pasını karartırsa, kalbi yaralarsa, o pas arta arta iman cevherini eksiltir. İşte bunu biz bilmiyoruz. Günah arta arta muhabbeti siler, gözyaşını kurutur, imanın nuraniyetini küçültür. İman güneş gibi nursa ay gibi yapar, ay gibi ise yıldız gibi yapar, yıldız gibi ise mum gibi yapar. Günah, günah, günah sonunda adam Allah göstermesin kimseye imansız ölmeye sebep olur. Mürşid-i Kamil mum gibi ışıkla gelen müride önce lamba verir, sonra yıldız verir, sonra ay bahşeder Allah'ın kudretiyle, sonra güneşine kavuşturur. İşte Şuayb aleyhisselama soranın hali bu meseledir. Muhammed aleyhisselatu vesselam buyurmuş ki hadis-i şerifte, demir paslandığı gibi kalplerde paslanır. Ya Resulullah, bunun ilacı nedir? Demir paslandığı gibi kalplerde paslanır. Allah muazze eder. Şimdi çok acı bir yere geliyoruz. Ya Resulallah, demir paslandığı gibi kalpler paslanır. Ya Resulallah, onun cilası nedir? Onun cilası zikrullah'tır. Demek ki kalbin pasını silen zikirdir, fikirdir, nimetlere şükürdür. Allahu Teala'nın malı üç şeyle satın alınır: zikirle, fikirle, şükürle. Fikir, batıl düşünceleri atıp Hakk'ın ayet, hadis, sevgililerin sözünü anlamaya çalışıp ilmini tahsil fikirdir. Hocalık fikirdir. Şu hoca şöyle şöyle yaptı, fikirsizdir. Onun için buyurulmuş ki Hazreti Katade, ilmi artan hoca kendini ıslah etmezse kaya üstüne yağan yağmur gibidir. Kayaların üstünde yağmur ot bitirmez ki. Ot bitirmez ki. Medine-i Münevvere'deyiz. Molla Zikreddin yemek ziyafetine çağırdı. Kardeşlerimizden bir cemaati aldık. Molla Zikreddin'in hanesine gittik Medine-i Münevvere'de. Tilloğlu Fakirullah'ın torunu Şeyh Taha orada. Mevlana Halid Zülcenay'ın Şam'daki Gavsul Azam, Gavsu Sakaley'nin torunu, efendim, kafam karıştı, torunu Molla Burhanettin orada. Şeyh Maşuk Hazreti Şeyh Abdurrahman'ın tayinin halifesi Şeyh Maşuk. Şeyh Maşuk'un halifesi Molla Burhanettin, o da orada. Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakimi Hazretlerinin halifesi Molla Abdüssemed, o da orada. Şahızne'nin hocası Molla Hüseyin'in iki oğlu Molla Abdülhadi, öbürünün ismini unuttum affedin, o da orada. Kendim dedim, ülema meclisi, arifler meclisi, Medine-i Münevvere, kainatın ziyneti, süsü. Onun süsü Allah Resulü'nün ülemasıdır. İlmiyle amillerdir. Allah bir Muhammed Hak yemek hariç sohbet ve kasideler okuyarak vakti bitirdiler. Molla Burhanettin sohbet etti. O kadar hoş sohbet etti ki yandı ciğerim. Dedim ya Rabbim, bir şöyle bir teyp getirseydim, ne kadar gaflet ettim. Ev sahibi Seyit Molla Zikreddin
Dedi ben sana şimdi bir küçük teyp bulayım. Sana bir teyp bulayım. Teyp getirdi. Bir de bant buldu. Ben Molla Burhanettin'e dedim Allah rızası için şu sohbeti bir daha et. Bunu biz duymadık. Bu sohbeti hükmünü anlamadık. Allah için bir daha buyur. Ben bunu kardeşlerime dinleteyim. Şimdi o sohbet getirdim size. Medine-i Münevvere'deyiz inşallah. Allah Resulü'nün ruhaniyeti hazır. Sadat-ı Nakşibendi hazır. Gavs-ı Menzili, Sultan-ı Zamani, Gavs-ı Kasrevi, Şeyh Maşuk, Şeyh Taha, Molla Burhanettin de sesiyle Tillo Siirt Fakirullah'ın torunu Şeyh Taha, o da kasideleriyle huzurunuzda hazır. Bu bant küllü kaside dolu. Verdim biraz önce, bantı alın Allah aşkına. Sohbet, kaside. Molla Abdüssemed Hazretlerinin kasidesi var içinde. Şeyh Taha'nın kasideleri var. Sohbet var. Şimdi de bayram var. Pişman olduk ya Rabbim. Sana çeşitli günahlarla isyan ettik. Sen bizi muazze ettin. Günahlarımızı hoş gördük. Gamlanmadık. Vicdan azabı çekmedik. Bildik ki bu senin en şiddetli bize ihtarındır, azabındır. Pişmanız ya Rabbim. Hepimiz diyoruz. Pişmanız ya Rabbim. Gönlümüzü uyandır. Dilimizi, kalbimizi zikrine boya ya Rabbim. Şimdi Molla Burhanettin, bakalım bu tasavvuftan murat nedir? Bize söyleyecek şimdi. Bantın başı biraz gidiyor. Azıcık sabredin bir dakika inşallah. Hani gelmiş, var geliyor yani. Evet. Dedim işte gaye, ley gaye, ilimden, amelden, ibadetten vücudu mahvetmektir. İlimden, amelden, gaye, vücudu mahvetmektir. An geliyor söyledim. Yani deminki sohbeti bir hal geldi, an geldi söyledim. Başladı öyle başladı. Ha, ibadetten, itaatten, ubudiyetten, illeyi gaye, gayelerin maksadı vücudu yok etmektir. Nefsi eritmektir. İnsan vücudunu eritmektir, mahvetmektir. İnsan vücudunu eritmek, mahvetmektir. Buradaki vücut nefistir. İnsanın vücudunda nefis büyür. İnsanın vücudunda nefis küçülür. Kalp büyür, sır büyür, ahfa büyür. Nefis büyüdükçe kalp küçülür, sır küçülür, ruh küçülür. Vücudu eritmek, sözü, nefsi yok etmektir. Yani alim olsa, mürşit olsa, abid olsa... Alim olsa, mürşid olsa, abid olsa, alim, abid, mürşid olsa... Vücudu mahvetmediği takdirde elle-i gaye ulaşmamıştır. Vücudu mahvetmediği takdirde elle-i gaye ulaşmamıştır. Alim olmuş, vücudu eritmemiş, nefsi küçülmemiş. Abid olmuş, mağaraya çekilmiş, 400 sene ibadet etmiş. Nefsini eritmemiş. Abid olmuş, alim olmuş, mürşid olmuş, vekil olmuş. Oo benim gibi var mı demiş. Nefsini şişirmiş, büyütmüş. İlli-i gayeye varmamış. Bunun için bu büyük zatlar, büyük zatlara muhatır vücut denilir. Büyük zatlara muhatır vücut dendi. Vücutlarını ihata eden,
vücutlarını örten, kaplayan neyle? Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın azabından korkmakla, ibadetle, itaatle, kurbiyetle, marifetle, muhabbetle. Vücudunu kaplayacak bu, örtecek. Vücut, demek vücutlarını mahveden kişiler yani. Onlar vücutlarını mahveden kişilerdir. Yani nefislerini eritirler. Biraz sonra o kitaba geçtiğimizde bu bahis bir daha çıkacak. İşte o hakikaten bazen bu vücudu mahvetmek bir tabii olur. Bazı insanlarda cibilli olur. Bu vücudu mahvetmek bazı insanlarda tabii olur, cibilli olur. Yani yaratılışta temizdir, nefsi küçüktür, kalbi büyüktür, ilme müpteladır, muhabbete aşıktır, zikire taraftardır, irfana, ülfe ünsiyete boynunu bükmüş, hakka yaklaşmıştır. Bazı insanlar da cibillidir. Hemen kolaylıklı olur, hemen tez olur. Böyle yavaş, böyle rahat olur ya. İnsan vücudunu eritebilir ya. Kolay. Kolay, çok kolay ya. Görüyoruz bazı insanlar, bazı alimler, bazı mucitler, vücutları kolay, böyle zayıf ya. Vücudu yok ya. Bazı alimleri, mürşitleri görüyoruz, vücutları yok, zayıf, kolay. Kolaycıkla yapıyor, bunlar cibilli. Madenleri temiz, yolları düzgün, amelleri, itaatleri kavi, nefisleri de zayıf. Bazılarında böyle. Ama bazıları da hakikaten zor yani. Bazılarında da hakikaten zor. Bakalım nasıl zor. Bizim vücudum bazen ilmi vücudu mahv etmek gerekiyor. Gerektiği halde bazen vücudu fazlalaştırıyor ha. İlmi, hocanın ilmi, alimin ilmi vücudunu eritmesi lazım geldiği halde vücudunu fazlalaştırıyor. 9 sene Mısır'da okudum. 3 sene Suud'da okudum. 5 sene Kahire'de kaldım. Şişiyor. Yani camiye girdin mi belli oluyor, yanına sokulamazsın. Cagasından, fiyakasından, kibrinden, ululuğundan kolay kolay selam veremezsin. Ama bizim şeyh koyun gibiydi Allah bir, la teş ve la temsil. Çoban da vardı, padişah da vardı. Vali de vardı, vardı da vardı. Hiçbir kimseye başını dikmedi ki. Kim geldiyse kulak verdi. Kim söylediyse dinledi. Kim aman dediyse buyur lebbeyk kardeşim dedi. İlim vücudu küçültmesi lazım gelirken bazılarının vücudunu büyütüyor. Gurura, kendini beğenmeye, enaniyete sevk ediyor. Bu ilim buna fayda vereceğine nefsi şişirdiği için zarar veriyor. Al bakalım bu alim ama nefsi şişiyor. Vay anam baban yandı gitti. Bu afettir yine. İşte bu afettir. İlimin faydası vücudu mahvetmesidir abi. Bazen ilimin faydası vücudu mahvetmekti. Şeyh Burhanettin öyle diyor. Şeyh Maşun halifesi. Tillo'da medrese üstadı. Sultanımızın oğlu Seyyid Feyzettin Hazretlerine de hocalık yapmış. Mekke'de altın oluğun karşısında Seyyid Feyzettin Hazretleri Molla Burhanettin'i görünce ayağa fırladı, hemen eline sarıldı, öptü. Hem şeyh, hem alim, hem Mevlana Halit Hazretlerinin zürriyetinden. İlim adamın vücudunu mahvedecek. Faidesi bu. İliminen Allah kullarına duru. Allah kullarına merhamet edecek. İnsanları toplayacak. Hamama götürecek. Temiz çamaşır elbise giydirecek. Açları doyuracak. Hastaları güldürüt. Tebarek Allah. Yahu ne güzel yahu. Allah bilenler ne güzel bir bak yahu. Nasıl anlatıyorlar. Vücudu fazlalaşıyor. İrşadın faydası değil mi? Mürşidin faydası o vücudu mahvetmektir. Mürşidin faydası mürüde vücudu mahvetmek içindir.
Sen geldin 3 sene, 5 sene, 10 sene oldun. Seyitlerin elinde en güzel nimetleri yedin. En güzel terbiyeyi gördün. Vücut mahvolmadı, şiştiyse illi gaye hasıl olmaz. Sofilik seneyle değil. Sofilik vücudu mahvetmekle. Hırsı azalacak, kini kalkacak, kibiri ölecek, hasedi bitecek, şehveti tükenecek. Yani harama bakma şehveti, harama meyli kesilecek. Helalı neyine yetmez onu? Harama nedir bazında? Bu irşatla vücut fazlalaşıyor. Allah Allah. Maalesef bazı mürşitlerde de irşat ettiği halde vücudu fazlalaşıyor. Al, şeyh amma vücut şişti. Ne oldu bu şeyh şimdi? Onun için her şeyhe gönül verilmez. Şeyhlik babadan oğula kalan miras malı değildir. Allah'ın ikram ihsanıdır. Kemal, safa, güzel ahlakın numunesidir. Cenab-ı Allah korusun, muhafaza etsin. Bu büyük bir noktadır ya. İnsan kendini kontrol etmesi gerekir. Burası çok önemli bir noktadır. İnsan kendini kontrol etmesi gerekir. Bu şeyhi, bu tarikatı tutalı, bu yola gireli. Vücudu eriyor mu, nefsi küçülüyor mu, yoksa şişiyor mu? Geçen arz ettim. Seyit Taceddin, diğer seyitler, Kavsım'ın Seyyid Abdülbaki Hazretleri hane-i saadete girdi, balkonda yemek yedirdiler. O yemeğin içinde Seyyid Taceddin bir sohbet açtı. Dedi Sultan Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri, tekkeden hane-i saadet evimize geldi, bir sohbet etti. Anladık ki bir vekile kızmış. Sultanımız Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri, sohbetinde dedi, bir sürü var, çoban Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam, koyunlar Resulullah'ın, köpek Resulullah'ın, sürünün, koyun sürüsünün, ben çok çocukluğumda Afyon'da gördüm, bir iki tane çoban köpeği olur, kurttan korur, komşu köpeklerden korur, hırsızdan korur. Şu halde şu köpek, şu sürüye hacettir, ihtiyaçtır. Çoban Resulullah'ın, onun vekili şeyh, koyunlar siz müritler, Resulullah'ın malı, köpek vekiller, vekiller Sultan Seyyid Abdülbaki'nin sürüsünü beklemek içindir. Sultanımız devam etmiş. Köpek necis olduğu halde çoban onu besler. Süt verir, yoğurt verir, ekmek verir, yiyecek içecek verir. Şu köpek şu sürüyü korusun. Hırsızdan korusun, düşmandan korusun, kurttan korusun. Komşu sürülerin köpeklerinden de korusun. Ekmeğini verir, ücretini verir. Bir de çobanın eşeği vardır. Heybesini yükler, içinde de azığı vardır. Şimdi sultanımız buyurmuş. Bu köpeğe layık mıdır? Sürünün koyunlarının kolunu, kanadını, budunu, kuyruğunu ısırsın. Layık mıdır bu köpeğe? Kendi sürüsünün budunu, kuyruğunu, kolunu ısırsın çoban köpeği. Layık değil, çoban döver, çomağı sırtına vurur. Komşu köpeklerle birleşsin. Bu da uygun olmaz. Sürüsünü koruyacağına başka köpekleri getirdi, daha zarar verdi. Yok öyle yapmadı, kurtlarla anlaştı. Koyunları yemeye başladılar. Çoban bu köpeği öldürür. En aşağı kovar. Muhteremler, işte vekillik budur. Vücudu şişiriyorsa bu beladır. Bu vekilliği ver de kaç. Vücudu yok ediyor,
benliği kırıyor, tazarruru niyazı artırıyor, hizmeti ifa ettiriyorsa vekillik güzel bir nimettir. Vücudu yok edecek, benliği eritecek vekillik. Bizimki şişiyor. Komşu köpeklerle anlaşıyor. Kurtlarına gizli koalisyon kuruyor. Kendi sürüsünün koyunların memesine eğilip sütünü emiyor. Ya köpek koyunun sütünü içer ama çoban verirse içer. Şimdi döndük sohbete. Şeyhlik dahi, ilim dahi, abidlik dahi vücudu yok etmek içindir. İlle-i gayeye budur. Asıl gaye bu maksatlıdır. Eğer alim vücudu şişiyorsa, eğer şeyh vücudu şişiyor, benlik enaniyeti artıyorsa, eğer vekil vekili oldu da azgınlığı, konu komşuyu, mahalleyi tutuyorsa, ki çok vekiller şehirlerin içerisinde fitne çıkarıyor, o zaman Muhammed Cisir Hazretlerinin kardeşi Mustafa Efendi gibi böğründe bir çiban çıkarırlar. Bir taşa atarlar, böğrüne gelir ama çıbanı çıkartır. Ya çobandan yanıdır, ya koyundan yanadır veyahut vücudu şişirir. Alim böyle kendini kurtulur etmesi gerek. Acaba ilimle benim vücudum eriyor mu, çoğalıyor mu yani? Eriyorsa ne mutlu ona. Eğer çoğalıyorsa o ilminde bir şey kalmamıştır. Abid daha keze, mürşit daha keze yani. Eğer o ibadetiyle, o teheccüdüyle, o kıyamıyla, o niyamıyla vücudu eriyorsa... Eğer o mürşit, o kıyamıyla, o teheccüdüyle, o zikriyle, o irşadıyla vücudunu eridiyorsa ne mutlu. Yok vücudunu şişiriyorsa helaktadır, Allah korusun diyor. Şu halde bu kapıya gelindikten sonra nefis gittikçe küçülecek, sıfatları değişecek, ahlakı değişecek. وكن ارضا لينبت فيك ورد فان الورد منبته تراب sen toprağı ol ki sende gül bitsin. Çünkü gülün yeri ancak taş değildir, ancak toprak olur yani. İnsan toprak olmaz ki onda bir gül bitsin. Sen toprak ol ki sende gül bitsin. Gülün yeri topraktır, kayada bitmez ki gül. Burası öyleydi Allah-u Alem, o kadar geliyor, Allah senden razı olsun. Sohbet böyleydi Allah-u Alem, bu kadar geldi, Allah senden razı olsun. Bana dedi, ben bantı aldığım için. Yalnız beyit söyledim, Molla Abdurrahman'ı camiden Şeyh Burhan Hazretleri unuttu. Sen Habibin kapısının önünde toprak ol, onun köpekleri senin üstünde gelsin, sen de onun köpeklerinin ayağının altına öl. Molla Abdurrahman'ı cami hazretlerinden beyit okudu. Ben onu hatırlattım. O neydi o toprak işi? Şimdi onu anlatacak. Evet. Buna caminin şeyi. O toprak. Kelbin ayaklarını öpmek nasip olur. Beli zan lebiş. Bu Şeyh Taha Hazretleri şimdi konuşan. Fakirullah Tillo'daki Gavs-ül Azam, Fakirullah'ın torunu. Şimdi beyit de okuyacak, ilahi de okuyacak. Şiirin tekellüm, yek suhen gerbiş nevim, ta kıyamet an suhen, virde zebani menşevet. O mübarek dudaklarınızdan bir kelime, bir söz işitsem duysam, ta kıyamete kadar o mübarek kelime benim lisanımın bir dezavani olacak. Senin dudaklarından bir nurani kelime duysam, sevgilisine söylüyor Molla Abdurrahman'ı cami. Camiye kadar okudun der ya hocalar. Molla Abdurrahman'ı cami Sadat-ı Nakşibendi'den, alimlerin de en ululandandır. Cam şehrinden iki tane yetişmiştir. Molla Abdurrahman'ı cami, Şeyhül İslam Ahmedi cami. Senin dudaklarından öyle bir kelime-i mübarek duyayım ki
ömrümün sonuna kadar ben onu virt edeyim, sevgilisine söylüyorum, Molla Abdurrahman'ı Tahi. Tahi diyorum, cami. Hep onu tekrarlayacağım. Güftemeş cami, bu pa bu se sekanet keyreset, güfte an roze ki haki asitani men şevet. Dedim, mehbube hitap ettim, ondan sordum, bu cami, haşa. Nasıl sizin köpeklerinizin ayağını öpebilir? Ben mahbuba sordum. Bu cami, Molla Abdurrahman'ın cami mahbuba diyor. Senin evinin köpeklerinin ayağının altını nasıl öpebilirim? Sevgilisinin sarayını, tacını, cesedini, elini öpmek şöyle dursun. İnsan sevgilisini öyle sevmeli ki köpeği dahi sözün meclisten dışarıya ona sevgili gelsin. Sevgilinin her şeyi sevgilidir. Sevince sevgilinin ayakkabısı da hoş gelir. Örtüsü de hoş gelir. Sarığı da hoş gelir. Sevmeyince başına cevher koysan o adamın başına boş gelir. Hoş gelecek. Molla Abdurrahmani Cami söylüyor. Senin sevgin benim dilimde öyle azizdir ki bana bir sevgi sözü söyle kıyamete kadar ben onu dilimde virt edeyim. Ben öyle sana bağlanayım, senin evinin köpekleri ben toprak olayım eşiğine, ayaklarıyla üstüme bassın, ben de köpeklerinin ayaklarını öpeyim. Nasıl ulaşabilir o sizin köpeklerinizin ayağını öpmek, nasıl, ne yolla gidilir? Mahbub cevap vermiş. Gofta an rozi ki haki asitani men şever. Benim eşiğimin toprağı olsan, benim köpeklerim de gelip senin üzerinize dolaşacaklar. O zaman tabi tabiatıyla onların ayaklarını öpebilirsin. Yani mahiyet, yani toprak olmadan öpemezsin. Sen benim eşiğime toprak ol. Kendi tevazu içerisine gir. Haya et. Kendini yok et. O zaman benim köpeklerim gelsin, ayaklarının altını öpebilirsin. Mahbub'dan gaye Resulullah'tır buyuruyor. Molla Abdurrahman'ı Cami Hazretlerinin mahbubu kimdir? Allah'ın Resulüdür. Köpekleri nedir? Allah Resulü'nün köpekleri bela, musibet, kötü insan, şerli işler, hastalıklar. Ya Resulullah, ben senin yoluna başımı kurban edeyim. Senin İslamiyetin, senin sevgin yoluna benim bin başım, saçım kadar olsa feda olsun. Ne gelirse senin yolundan ben razıyım demek olur. İşte Allah Resulü'nün eşiğine toprak olan, onun dilinde gül fidanları biter. Hakikaten böyle. Cenab-ı Allah o meşreyi bize nasip etsin. Molla Burhan diyor, hakikaten böyle. Allah bize o meşrebi nasip etsin. Allah Resulü'nün kapısında toprak etsin. Onlar da toprak olunca gül biter. Sadat-ı Kiram'ın cümlesi, Allah Resulü'nün kapısında toprak olmuş. Onlarda da marifet, muhabbet, ilim, her şey bitmiş. Mahbub'dan gaye Resulullah. Mahbub'dan gaye Resulullah. İlimde bir aşk-ı hudadır yâri garim kim? İki alemde hem arhâ bir yâri garim yok. Cihan cayi karar olmaz, ana dil vermemey hakkı. Fidai aşkıdır canım, bir an, ansız kararım yok. Ele ey can, can sensin, kararım yok bir an sensiz. Çizindandır cihan sensiz, muradım sensin.
yaşayalım. Evet, yolumuza gidelim. Bu bantı çektirdim. İçinde sayısız kasideler var. Molla Abdüssemet Hazretleri'nin de kasidesi var. Allah razı olsun. Bu sohbeti alırsanız vücudu yok etmek aklımıza geldikçe feyizleniriz inşallahu teala. Rabbim Teala kendilerinden razı olsun. Şefaatlerini üstümüze ne yapsın? Şefaatlerini üzerimize rahmetiyle satsın inşallahu teala. Hadis-i şerifte demir paslandığı gibi kalpler de paslanır. Ya Resulullah, onun cilası nedir? Tam burada kaldık. Onun cilası zikrullah'tır. Allah-u Teala'nın nimetlerinin ücreti zikir, fikir, şükür. Fikir her türlü ilimdir. Şükür Allah'ın nimetleriyle Allah'a isyan etmemektir. İnsana Allah ne verdiyse o nimetle Allah'a sadık olursa, o nimetleri Allah yolunda kullanırsa onun şükrü olur. Dil yalan söylemeyecek, göz harama bakmayacak, kulak haram boş laf dinlemeyecek, hakeza ayak istikamette yürüyecek, el helal tutacak. İşte Allah kuluna ne nimet verirse, onu haramda kullanmazsa o nimetin şükrü olur. Yoksa ye iç, elhamdülillah şükür de, Allah'ın nimetlerini helalde kullanma, bu musibet olur, haşa şükür olmaz. Onun için buyuruyor ki, kalbin pasının silinmesi zikirle, fikirle, şükürle, Allah'ın lütuf ve ihsanıyla,